Vellezine amenu ve tabaatuhum zurriyetuhum bi iman elhakna bihim zurriyetuhum ve ma alatna min şey buyuruyor Cenab-ı Allah. İmanla göçmüş olanlar, iman etmiş olanlar ve kendilerinden sonra da iman ile göçmüş olan, ahirete irtihal etmiş olan zürriyetleri elhakna bihim zurriyetuhum onların nesillerini onlara ilhak ederiz. Yani sevenle sevdiklerini kıyamet gününde ahirette cennette buluştururuz diyor. Fakat bunun olabilmesi için olmazsa olmaz şart iman ile bu dünyadan göçebilmektir. Yani Allah'a, peygamberine ve Allah'ın peygamberinin Cenab-ı Allah'tan getirdiklerine iman ederek bu dünyadan göçen insanlar onlar kendilerinden önceki atalarıyla ve kendilerinden sonra gelecek olan nesilleriyle her tarafın iman ile bu dünyadan göçüp gitmiş olma kaydu şartına binaen buluşmaları, görüşmeleri ayetin ifade ettiği bir hakikat. Binaenaleyh eğer iman ile bu dünyadan yakamızı kurtarabilirsek ki inşallah Cenabı Allah hepimize bunu nasip müyesser eder. İnşallah. Nitekim peygamber efendilerimiz de e, teveffeni muslimen ve elhikni bu salihin diye dua etmişler. Allah'ım benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere ilhak et. Yani benden önce bu dünyadan göçmüş olan salihlerin iyi kullarının arasına beni kat. Binaenaleyh sevdiklerimiz kimse ki en fazla sevdiğimiz elbette Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir, sahabe efendilerimizdir, bizden önce bu dünyadan ayrılmış olan Müslümanlardır, anamız, babamız, atalarımızdır. Onlarla beraber cennette bir ve beraber olacağız. Tabi burada şöyle bir sual de akla geliyor. Ee, biz onlarla bir ve beraber olacağız ama. Yaptığımız amellere baktığımızda, dini hayatımıza baktığımızda onlarla aramızda fersah fersah farklar bulunuyor. Binaenaleyh biz de onlar aynı makamda, aynı yerde nasıl olacağız ee, diye bir sual de akla gelebilir. Şunu ifade etmek isterim ki e, birliktelik ve beraberlik, Farklı boyutlarda tecelli edebilecek olan şeylerdir. Yani iki insan bir arada bir mekanda bulunabilir. Fakat bunların yaşadıkları manevi has, o birliktelikten, beraberlikten aldıkları e, tat veya bulundukları yerlerin e, farkındalığı birbirinden farklı tecelli edebilir. Binaenaleyh evet surete aynı mekanı, aynı e, mevkiyi, cenneti paylaşıyor olsak da Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin makamı mevkisi, makamı mahmudu. O kendine ait, kendine layık olan bir mesafededir, bir mevkidedir. Binaenaleyh bizim birlikteliğimiz, e, sahabe-i kiram efendilerimizin dünyadaki Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizle ...birlikteliklerine benzeyen bir birlikteliktir. Ama Ebu Bekir Efendimiz de... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydı. Hazreti Ömer de yanındaydı. Efendim farklı sahabiler de yanındaydılar. Fakat hepsi aynı... E, ...derecede Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in... ...yanında olmanın... E, ...farkında değildi. Binaenaleyh... ...oradaki birliktelikte kendi içerisinde... Farklı tecellilere mazhar olacak ama e, şurası ayeti kerimenin bize bir müjdesi ki imanla bu ahiret, bu dünyadan göçüp ahirete ulaşabilirsek biz ve imanla göçmüş olan bizden önceki atalarımız, bizden sonra gelecek olan nesiller bir araya geleceğiz. Bazen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Fatıma Anamıza hitaben e, babana güvenme ifadesini e, bazı kimseler yanlış anlayabiliyorlar. Yani eğer iman nimetiyle öbür tarafa gelemezsen babanın sana yapacağı bir şey yok. Ama imanla gelirsen o zaman elbette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ailesi de Peygamber Efendimizle beraber olacak ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her mümin müttaki benim ailemdendir müjdesiyle ona iman etmiş ve takva hayatı yaşamaya çalışan herkes de Peygamber Efendimizle beraber olacaktır.